McLaurin serileri yardımıyla serilerde toplam bulma. Bu videomuzda McLaurin serileri yardımıyla serilerde toplam nasıl bulunur onu konuşacağız. Şimdiye kadar serilerde toplam bulmada iki fikir konuşmuştuk. Burada konuşacağımız üçüncü ve son fikrimiz olacak. Neleri konuşmuştuk? Onları bir hatırlayarak başlayalım. Serilerde toplam sorulduğunda serinin öncelikle yakınsak olması durumunda serilerde toplam bulunur. Diğer durumlarda toplamın sonucu sonsuza doğru gittiği için toplam yoktur veya sonsuzdur denir. Sonsuzdur demeye biraz hatalı söylem şeklinde yaklaşılır. Serilerde toplam bulmada ilk olarak konuştuğumuz fikir seri geometrik seri olarak sorulurdu. Geometrik seri olurdu ve o geometrik seride ortak çarpanın mutlak değeri eğer ki birden küçükse seri yakınsak olurdu ve toplamın sonucu toplam A1 bölü 1 eksi R formülüyle bulunurdu. Bununla ilgili şimdiye kadar birçok örnek yaptık. İkinci alternatifimiz teleskopik seriydi. Teleskopik seri. Burada serinin terimleri birbirini götürerek ilerlerdi. N'inci terime kadar olan toplam bulunurdu. Sn bulunup teleskopik serinin özelliği terimlerin birbirini götürerek ilerlemesidir. Orada n'inci terime kadar olan toplam bulunup Sn bunun limit n sonsuza giderken sonucu serinin toplamını verirdi bize. Şimdiye kadar serilerde toplam bulma soruları bu iki başlık altında toplanmıştı ve bunlarla ilgiliydi. Şimdi ise üçüncü ve son başlığımızı inceleyeceğiz. McLaurin serileri yardımıyla. McLaurin serileri yardımıyla toplam bulma. Bu sorulduğunda birçok kişiyi sınav anında şok eden serilerde toplam sorularıdır bunlar. Bu iki yol ilk olarak aklımıza gelmelidir. Bu iki yol çaresiz kaldığında mutlaka şunu anlamalıyız. McLaurin serilerinden birinin yardımıyla çözmemiz gerekir. O toplamın sonucunu bulmamız gerekir. Şimdi McLaurin serileri yardımıyla toplam bulmanın fikirlerine başlamadan önce ezbere bilinmesi gereken McLaurin serilerini bir hatırlayalım. E üzeri x. N sıfırdan sonsuza kadar x üzeri n bölü n faktöriyeldir. Şimdi devam edelim. Sin x n sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı x üzeri 2n artı 1 bölü 2n artı 1 faktöriyel. 6 tane McLaurin serisini ezbere bilmenin faydası vardır bu tarz şeylerde. En azından sınav öncesi çok zor soru sormayı seven hocalara sahip bir üniversitedeyseniz ki Türkiye'de oldukça fazla bunlar. Bunları ezbere bilmekte fayda vardır. Buraya kos sığmaz. 1 bölü 1 eksi x üzerinden ilerleyelim. Bunun McLaurin serisi n sıfırdan sonsuza x üzeri n. Şu kötü oldu. Şunu düzeltelim. Burada tabii ki bu McLaurin serilerinin hangi x'ler için yakınsak oluyorlarsa o x'ler için toplamları sorulur. Bıraksak olacakları yerlerde toplam sorulmaz. O kısımlar ayarlanır, o kısımları sizin dert etmenize gerek yoktur. Kosinüs x'e gelelim. N sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı x üzeri 2n bölü 2n faktöriyel
Beşincisi ln 1 artı x n 1'den sonsuza kadar eksi 1 üzeri n artı 1 çarpı x üzeri n bölü n. Ve altıncı olarak ve son olarak arctanjant x. Bunlar daha devam etmektedir ama genelde bunların dışına pek çıkılmaz. Hocanızın ne kadar coşacağına siz karar verin ama buralar bile coşmak noktalarıdır. O yüzden daha fazla gidileceğini zannetmiyorum. Eksi 1 üzeri n çarpı x üzeri 2n artı 1 bölü 2n artı 1. Bunlar bizim ezbere bilmemiz gereken Maclaurin serileridir. Sınavlarda Maclaurin serileri yardımıyla toplam sorma ihtimali bulunan bir üniversitedeysek. Şimdi burada nasıl toplam sorularıyla karşılaşacağız? Asıl derdimiz bu. Şimdi örnek n birden başlasın, sonsuza kadar gitsin. Mesela 3 üzeri eksi n toplamını bulunuz. Bulunuz. Bir başka örnek. N birden sonsuza 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 toplamını bulunuz. İlki geometrik seri, ikincisi de teleskopik seri. Bu kuralları ve fikirleri hatırlayalım ki bunların hangilerini çözemediğinin farkında olalım. Bunlarla ilgili bir soruyla karşı karşıya olduğumuz ortaya çıksın. Şimdi ilk serimize baktığımızda toplamını bulunuz diyor. Birkaç tane terimini yazalım. 1 yazdık 1 bölü 3. 2 yazdık 1 bölü 9. 3 yazdık 1 bölü 27. Sürekli 1 bölü 3 ile çarpılarak gidiyor. Bu bir geometrik seri. Ve bunun r'si sürekli 1 bölü 3 ile çarpılarak gittiği için 1 bölü 3 ve birden küçük olduğu için bu yakınsak. Yani bunun toplam a1 bölü 1 eksi r'dir. a1'imiz 1 bölü 3. İlk terimdir a1 orada. 1 eksi 1 bölü 3. O da ortak çarparımız. Birden 1 bölü 3 çıkarsa 2 bölü 3 ters çevirirsek buradan da toplamın sonucunu 1 bölü 2 olarak buluruz. Bu şekilde sürekli ortak bir sayıyla çarpılarak giden bir seriyle karşılaştığımızda Maclaurin serileri yardımıyla toplam bulmayı aklımıza getirmeyeceğiz zaten. Buna geldiğimizde buna terimlerini koymaya başladığımızda 1 eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 terimleri birbirini götürüyor. İşte bu da teleskopik. N'inci terime kadar toplamı bulacağız. 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1. Burada bununla bu, bununla bu böyle gitti. En baştakinden ilki kaldığına göre en sondakinden de ikincisi kalır. Esen. 1 eksi 1 bölü n artı 1'dir. Bunun en sonsuza giderken limitini alırsak bu da bize buradaki serinin toplamını verir. 1 bölü n artı 1. En sonsuza giderken de burası sıfır edeceği için bu toplamın sonucu 1'e yaklaşıyordur. Bu da teleskopikti. Şimdi bunlarla karşılaştığımızda artık tanıyor olmalıyız. Bunlar dışında bir serinin toplamı bize sorulursa, örneğin, şimdi şuradakiler üzerinden yazayım. Farklı bir renge geçelim şurada ve şuraya birkaç seri yazayım. Mesela şuna bir bakalım. Ya da şunun üzerinden ilerleyelim. Şimdi buraya 1 bölü 3 yazsak, bu yalnız şu geometriye çok benzer. Zaten geometrikten gelmektedir. O kalsın şimdilik. Şuradaki üzerinden gidelim. Burada x ln 1 artı x. X eksi birden büyük, birden küçük iken, bire eşit ve küçük iken yakınsaktır. Bu nedenle buraya x yerine bu aralıktan bir şey seçilip konulmuştur. Bu aralık dışındakiler sorulmaz. Burada bize şöyle bir seri sorsun. N birden sonsuza kadar şuradaki
Eksi 1 üzerine eklesek mi, eklemesek mi? Hadi onu da ekleyelim. Eksi 1 üzeri n artı 1 çarpı. Şuraya kaç koymuş olalım? 1 bölü 3 koymuş olalım. Yukarıda 1 üzeri n 1'dir. 1 bölü n çarpı 3 üzeri n olur. İşte şöyle toplamını bulunuz dedi. İşte soruda bu şekildeki bir Maclaurin seri eşitliğinde bu taraftaki bunun yakınsak olmasını sağlayan x'lerden birini buraya koyarak bir seri oluştururlar ve o serinin toplamı kaçtır derler. İşte biz de buraya konulan hangisi olduğunu bir düşünüp buradaki x yerine ne konulmuştur diye tahmin edip o x'i buraya koyduğumuzda toplamın sonucunu buluruz. Ben şu an sorunun oluşturulma biçimini gösteriyorum. Yani biz ne yaptık? Buradaki x yerine 1 bölü 3 koyarak oluşturduk. Demek ki buraya ben gidip x yerine 1 bölü 3 koyarsam bunun toplamını verecek. Ln 1 artı 1 bölü 3'ten 4 bölü 3 eder. Ln 4 bölü 3 sorumuzun direkt cevabıdır. Buradaki uyanılması gereken şey, buradaki x'lerden birisinin yerine bir şey konulur ama o x buradaki kısmı, yani buradaki seriyi yakınsak yapan bir x'tir. Ve onun üzerinden karşımıza sorular gelir. Şimdi ben birkaç soru yazayım, sonra da dönüp bunlardan hangisi olduğuna bakalım. Ya da şunları temizleyeyim şurada. Şu ilk iki yaptığım örneği. Bu serileri sürekli yukarı aşağı dön, dur, o uğraşmayalım. Burada oldukça zorlu şeylerle karşı karşıya bırakırlar bizi. Ben şimdi burada iki tane örnek yapacağım. Bundan sonra örnek sorular serisi gelecek. Tahmini olarak bir bu tiple ilgili en az 5, belki 10 örnek soru gelebilir zaman içinde ama minimum 5 tane kadar örnek gelir. Çeşitli üniversitelerin sınav sorularını tahminen örneklerde çözerim zaten. Şimdi şöyle bir örnek uydurayım. Sonra da bakalım. N1'den başlasın. Şimdi hangisine ne yaptığımı düşüneceğiz. N bölü 2 üzeri n eksi 1 toplamını bulunuz. Siz de görmeyi deneyin hangisi olduğunu. Toplamını bulunuz. Bir başkası hangisi üzerinden gidelim bakalım. Tamam, şöyle bir şey yapalım. N yine birden başlasın. İki üzeri n bölü n çarpı 5 üzeri n olsun. Toplamını bulunuz. Bir tane daha sıkıştıralım mı şuraya bir yere? Ne diyelim? Şuradan arktanjantlı bir şey kurgulayayım. Tamam. Bir de şöyle bir örnek şuraya yazmış olayım. N sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı soruları hazırlamamıştım. Şimdi kafamdan yazıyorum o yüzden. Eksi 1 üzeri n bölü 1 üzeri 2n artı 1 toplamını bulunuz. Zaten bunu hangisi için yazdığımı söyledim, arktanjant için. Şimdi tek tek örneklerimize bakalım. Şimdi birden başlamış. Hangileri birden başlıyor? Bu sıfırdan başlıyor. Bir geçelim. Sıfırdan başlıyor, sıfırdan başlıyor, sıfırdan başlıyor, birden başlıyor, sıfırdan başlıyor. Şu birden başlayandan bunu elde edebilir miyiz?
Yukarıda en var, bunun aşağıda en var. Bu değil. Buradaki veriden direkt buradakilerden biri değilse, buradakilerden birinin türevini veya integralini aldığınızda bu çıkar mı? Ben ne yaptığımı söyleyeyim. Üçüncü örnekte şunun türevini aldım ve o türevini alınmış haline bu eksi 1 ile 1 arasındaki x değerleri için zaten yakınsaktır. 1 bölü 2 koydum. Şu, burada yakalanması gereken şey şu. 1 bölü 1 eksi x'in türevi d bölü dx. İşte bunların görülmesi çok zordur. O yüzden bunların hepsini yazıp bir bunların direkt birisine bir şey konulmuş mu diye bakarız. Sonra bunların bir türevini alıp da bir şey koymuş olabilir mi? Veya bunların integralini alıp bir şey koymuş olabilir mi? Bu konuda kendimizi geliştirmek için oldukça fazla örnek çözmeliyiz. Zor bir bölümdür açık konuşmak gerekirse. Bunların hiçbirisi önümüzde değilken buna donup kalırız, bakarız. Nasıl çözülecek, nasıl çözülecek diye. Şimdi bunun da türevini alalım. Ben ne yaptığımı bildiğim için şimdi tabii ki hızlı gördüm. Hocalar söylerler, o çok kolay soruydu, türevini alacaktınız, koyacaktınız. Kendiniz hazırlarsanız öyle tabii ki. Karşı taraf bir bilinmezlik içinde. Bunun türevini aldığımızda bu 1 eksi x üzeri eksi 1 diye düşünsek. Eksi 1 eksi x üzeri eksi 2 çarpı içerisinin türevi eksi 1. Bu tarafın türevini aldığımızda üst başa geçer, üst bir azalır. Neden tabanında 1 olduğunu anlayacağız şimdi. Buradaki üst başa geçince n, x üzeri n eksi 1. Buradaki serinin türevini alırken türev içeriye gidip x'li kısmın türevini alır. Buraya n geldiği zaman n yerine 0 koyduğumuzda ilk terim sıfırlanacağı için n sıfırdan yazarsanız hata değil ama n birden sonsuza kadar ilk terim zaten sıfırsa onu yazmanın anlamı yoktur. Şimdi işte burada ben x yerine 1 bölü 2 yazarsam tam olarak buradaki seriyi elde edeceğim. Yazalım 1 bölü 2'yi. N birden sonsuza. N buraya 1 bölü 2 yazarsan 1'in n eksi birinci üssü 1'dir. 2 üzeri n eksi 1 olur. İşte tam olarak bu. Eşittir. O zaman karşısındakinde de x yerine 1 bölü 2 koyacağım. Buraya 1 bölü 2 koyarsam 1'den 1 bölü 2 çıkarsa 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin eksi ikinci üssü de 4 eder. Buradaki eksi 1 ile buradaki eksi 1 birbirini artı yapıyordu. İşte bu toplamın sonucu 4'e eşit. Şimdi buna gelelim. Buna geldiğimizde yine birden başlamış. Burada birden başlayan bir tek şu var. Buna bir sayı koyarak bunu elde edebilir miyiz diye düşünürsek aşağıda n var. E bunun da altında n var. Demek ki x yerine 2 bölü 5 konmuş. Ama burada eksi 1 üzeri n artı 1 vardı. O yok. Demek ki buraya şöyle bir şey konulduğunu varsayabiliriz. Eksi 1 eksi 2 bölü 5 konmuş. Şundaki x yerine eksi 2 bölü 5 koyalım. Ve görelim ne çıktığını. Eksi 2 bölü 5 koyarsam buraya, birden eksi 2 bölü 5'i çıkartırsam 3 bölü 5. Devam edelim. N birden sonsuza eksi 1 üzeri n artı 1 çarpı buraya eksi 2 bölü 5 koyarsam oradaki eksiyi eksi 1 üzeri n diye ayırıp diğerinde 2 üzeri n bölü 5 üzeri n diye ayırıyorum ve aşağıda da bir n var, onu da unutmayalım. Şu bölüm geldi. Buradaki eksi 1 üzeri n ile eksi 1 üzeri n artı 1'i çarparsak eksi 1 üzeri 2n artı 1 olur. Eksi 1 üzeri 2n artı 1, 2n artı 1 her durumda tek sayıdır. Eksi 1'in de tek üslerinin sonucu eksi 1 verir. Yani burası eksi çıktı. Fakat burada hiç eksi yok. Demek ki bu eksiyi karşı tarafa geçireceğiz. Yani bu toplamın sonucu eksi ln 3 bölü 5'e eşittir. İşte bu şekilde yapılacak bütün oyunlara doğru düzgün tepkiler verebilmemiz lazım. Buradan genel fikri anlayalım. Bunlarla ilgili oldukça fazla örnek çözeceğim dediğim gibi. Şimdi 6. sorumuza geldiğimizde. Arctanjant x eşittir n sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı x üzeri 2n artı 1 bölü 2n artı 1. Burada payda da 2n artı 1'i gördüm. Sıfırdan başlamış. Eksi 1 üzeri n de var.
Burada x'in yerine ne konulduğunu anlıyoruz zaten. X yerine 1 konulmuş. 1'in çünkü her üssü 1 eder. Arktanjant x'in de yakınsaklık aralığı. Bunların yerine koyma metotlarında yakınsaklık aralıklarını da söylemiştim. İşte burada yazmadım. Onlar ayarlarlar. Sizin koyduğunuz kesin yakınsak yapıyordur diye düşüneceksiniz. Yani x yerine 1 koyduğumuzda yakınsaklık aralığında kalıyor. Buraya da 1 koyuyoruz. Ark tanjant 1 eşittir. N sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı 1 üzeri 2n artı 1 bölü 2n artı 1. Şurası tam olarak n sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n bölü 2n artı 1 kalır. Tam olarak bize sorulmuş olan yer. Arc tanjant 1 de neye eşittir? Tanjant ne zaman 1 eder? 45 derecede. Yani pi bölü 4 bu serinin toplamının sonucudur. Ve bu şekilde serilerde toplam bulmanın en son ve en zorlu tiplerini görmüş olduk. Bu en zorlu tipler, bu Maclaurin serilerinin içlerinde x yerine bir şey konularak elde edilen seriler veya bu Maclaurin serilerin türevi alınıp ardından bir x konularak veya integrali alınıp ardından bir x konularak elde edilen serilerdir. Ve serilerde bize toplam sorulduğunda kafamızda totalde 3 yöntem olacak. Ya geometrik seridir, ya teleskopik seridir, ya da bu Maclaurin serilerine bu bahsettiğim oyunların yapılmış halidir. Bu şekilde bu konu anlatımımızı burada noktalıyoruz.